Sevgili dostlar merhaba. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Önce başlıklar. Rus Patrik Kiril'den olay Ayasofya açıklaması. Tanrının cezası. Pakistan yerli silahını duyurdu. Kazak gençlerden Rus milletvekillerine haritalı çikolata mesajı. İran İHA şovundan sonra şimdi de yeraltı füze üstüne indi. Ankara Washington'daki olayları süper güç olmak için fırsat olarak görüyor. Rusya'nın adımları çıldırtmıştı. Türkiye harekete geçti iddiası. Orgeneral Arif Çetin, bu kış PKK'nın son kışı olacak. Siyah satmadıklarına bin pişmanlar. Türkiye bu durumdan yararlandı. İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi, Türk savaş uçağının yapımına 2021'in sonlarında başlanacak. Türkiye'ye karşı alacaklardı, Yunanistan'a büyük şok. Türkiye ile Pakistan anlaştı, Türk lala geliyor. Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kril, Noel bayramı nedeniyle Rusya bir televizyonla yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasını Tanrı'nın cezası olarak açıkladı. Rus Ortodoks camiasının bir numaralı ismi olan Kiril, Ayasofya'nın cami olma sürecinin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık verilmesiyle ilgili olduğunu söyledi. Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Patrick Kiril, bu sonuçtan dolayı Fener Rum Patriği Bartolomeus'u suçladı. Ayasofya'nın bu nedenle kaybedildiğini savundu. Konuşmasında İstanbul yerine Konstantinopolis ismini kullanan Rus patriği, Konstantinopolisli meslektaşlarımı eleştirmek istemiyorum. Ama şüphesiz daha sonra Konstantinopolis'te olan her şey Tanrı'nın cezası olduğuna işaret ediyor. Patrik Bartolomeus Kiev'deki Sofya'ya bölücüleri soktu ve Konstantinopolis Sofya'sını kaybetti. O cami oldu. Kiev'deki kutsal Sofya'yı Ortodoks Kilisesi'nden aldınız. Oraya girdiniz ve oraya bölücüleri getirdiniz ve kendi sofyanızı kaybettiniz dedi. Pakistan'ın yerli olarak geliştirdiği çok namlulu roket atar sistemi Fatih 1'i başarılı şekilde test ettiği bildirildi. Pakistan ordusu halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamada Fatih 1'in 140 kilometre menzile kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiği ve silah sisteminin Pakistan ordusuna düşman bölgelerinde hassas angajman yeteneği sağlayabileceği belirtildi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın yerli olarak geliştirilen çok namlulu roket atar sistemi Fatih 1'in başarılı şekilde test edilmesini tebrik ettiği kaydedildi. Pakistan ordusu geçen sene Ocak'ta Hindistan'ın K-4 balistik füze denemesinden birkaç gün sonra 290 kilometre menzile sahip Gaznevi balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyurmuştu. Gerginlik her iki nükleer gücün silahlanma rekabetini hızlandırdı. Kazakistan Halk Partisi gençlik kolları, Kuzey Kazakistan topraklarının Rus toprağı olduğunu iddia eden Rusya Duması milletvekillerine Kazakistan'ın ünlü haritalı çikolatasından gönderdi. Parti gençlik kollarının sosyal medya hesaplarından duyurduğu eylemde Rus milletvekillerine çikolatalarla beraber bir de not iletildi. Gönderilen notta şu ifadelere yer verildi: Biz Kazakistan Halk Partisi gençlik kolları olarak Size dünyaca meşhur ve sevilen, ambalajında da modern bağımsız egemen bir devletin Kazakistan Cumhuriyeti'nin haritası olan Kazakistan çikolatasını gönderiyoruz. Sağlıkla yiyin, tarih ve coğrafya öğrenin denildi. Bu gelişmeler üzerine Kazakistan Halk Partisi lideri Aykın Konurov'un Rusya sınırındaki Kuzey Kazakistan bölgesinde büyük bir bayrak direği dikilmesi ve orada bir Kazak Milli Kültür Merkezi yapılması için bağış toplamaya başladığı duyuruldu. Geçtiğimiz günler başlattığı İHA tatbikatıyla düşmanlarına gözdağı vermeye çalışan İran, şimdi de Basra Körfezi kıyısında yeni bir yeraltı füze üssü açtı. İranlı komutanlar yer altındaki üsse, İsrail ve ABD bayraklarını çiğneyerek girdi. Buradaki törende bir açıklama yapan İran devrim muhafızları genel komutanı Tüm General Hüseyin Selami, bu kompleksin devrim muhafızlarının stratejik füzeleri depolama tesislerinden biri olduğunu söyledi. Selami, Üste bulunan füzelerin yüzlerce kilometre menzile sahip olduğunu ve anti elektronik harp yetenekleri dahil olmak üzere yıkıcı güce sahip olduğunu belirtti. Komutana göre ellerindeki karadan denize, karadan karaya, havadan denize ve denizden havaya füzeler dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Yunan Pentapostagma haber sitesinde bir analiz haber paylaşıldı. Yüzlerce Trump taraftarı tarafından ABD Kongre binasında yaşanan gelişmelerden sonra Anadolu'daki Türk kurdu seviniyor diye bir Yunan atasözüyle başlayan yazıda Türkolog ve özel danışman Karen Hovanisyan, Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını yeniden gözden geçiriyor ve niyetini gizlemiyor diyerek Karabağ'daki başarının ardından Türkiye'de gelecek için yapılan planlar hakkında bilgi verdi. Hovanisyan, pek çok eyaletin bir kısmını içerecek olan Rusya örneğini takiben Türklerin federal bir devlet kurmayı planladığını vurguladı. Erdoğan'ın Türkiye'si mevcut Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını yeniden gözden geçirme niyetinde. Bu nedenle Türk hükümetinin artık gizlemediği provokatif bir niyeti var. Rusya'nın bir kısmını, Kıbrıs'ın Türk bölümünü, Kuzey Suriye'nin bir bölümünü, Nahçıvan'ın bir bölümünü, Ermenistan'ın bir bölümünü ve Gürcistan'ın yanı sıra Azerbaycan'ı içine alacak bir federal devlet kurmayı planlıyor. Irak Kürdistanı hariç yukarıdaki belirtilen bölgelerin hemen hemen tümünde Demografik istatistikleri ve ekonomik nüfuzunu değiştirdi. Öyle ki bu bölgelerde Türk parası ve dili hala üzerinde egemen kontrol sahibi olan ülkelerin ulusal para birimi ve dilinden daha fazla kullanılıyor dedi Hovanisyan. Bu plan Cumhurbaşkanı tarafından 2018 yılında Türk gazetesi Star'ın yayınladığı çok kışkırtıcı bir haritayla yürürlükte olan ve Batı Trakya, Girit, 12 adalar ve ortadaki tüm Yunan adalarını içeren Büyük Türkiye planıdır modern Türkiye, yüzyıllar boyunca Orta Doğu'nun geniş bölgelerini yöneten Osmanlı İmparatorluğu'nun halefidir. Şimdi yine Ankara, ordunun yardımıyla geçmiş ama geri dönüşü olmayan zamanları canlandırmak için kara ve deniz arazilerini kontrol etmek istiyor ifadeleri kullanıldı. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Ermenistan'a karşı olan savaşı kazandı. Savaş sona erse de Ermenilerin bölgede Rusya aracılığıyla yürüttüğü faaliyetler tepki çekmeye devam ediyor. Ermenistan'da gri kardinal olarak bilinen Vitali Balasanyan, Sözde Dağlık Karabağ'da ulusal güvenlik danışmanı olarak atandı. Sözde lideri ziyaret eden ve Azerbaycan düşmanlığı ile tanınan Balasanyan, silahlanmaya önem vereceklerini duyurdu. Rusya'nın Ermenistan'ın bölgede kolayca faaliyetler düzenlemesine izin vermesinin yanında bazı skandalları da ortaya çıkmasının ardından Türkiye'nin harekete geçtiği belirtiliyor. Azerbaycan basınına ve Rusya Araştırmalar Enstitüsü'nün haberine göre Türkiye'nin Gence, Lankeran, Gabala'da askeri üstler açacağı öne sürüldü. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yeni Foça'da düzenlenen uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ''2020 yılında PKK terör örgütünün her yerde inlerine girdik. 2021 yılında da girilmeye devam edilecektir. Bu kış PKK'nın son kışı olacaktır. Bu başarıyı sağlayan kahraman gençlerimizdir. Onlarla ne kadar övünsek, gurur duysak azdır.'' dedi. İsrail'in siyah satmama kararını eleştiren İsrail basını, Türkiye'nin Azerbaycan'da bu durumdan yaralandığını yazdı. Savunma Bakanlığı'nın aldığı karar kapsamında İsrail'in silahlı İHA satmadığını belirten ülke basını, İHA konusunda İsrail'in diğer ülkelerle rekabet edemediğini yazdı. Azerbaycan silah pazarının İsrail için önemine dikkat çeken İsrail basını, Bakü'nün İsrail silahlarının önemli bir müşterisi olduğunu vurguladı. İsrail'in İHA kararının Azeri silah pazarına mal olacağını yazan İsrail basını Karabağ zaferinde önemli bir başarı elde eden Türk sihalarına dikkat çekti. Türk sihalarının Karabağ zaferinin İsrail'i kıskandırdığını ifade eden İsrail basını dünyanın dört bir yanındaki orduların Türk sihalarına ilgi duyduğunu belirtti. Haberde İsrail gibi Türklerinde çok gelişmiş bir askeri sanayisi var. İhalar, dronlar, roketler, silahlar ve daha fazlası. Ürünlerin kalitesi tartışılabilir ancak gerçekte Türkler Karabağ'daydı ifadelerine yer verildi. Türkiye-İngiltere işbirliği anlaşmasının ardından 5. nesil savaş uçaklarının motorunun tasarımı ile ilgili sorunlara rağmen planlanan proje devam ediyor. İngiltere'nin Türkiye büyükelçisi Dominic Hilcott Türk milli savaş uçağının planlanan çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk uçağının yapımında ana ortak olan İngiliz Baya Systems firmasının projede kaydedilen ilerlemeden çok memnun kaldığını ifade etti. Rolls Royce'un 5. nesil savaş uçağı olma potansiyelinden tam olarak yararlanmak için yeni bir motor tasarlayacağını umuyorduk dedi. Ancak İngiliz hükümeti motoru kimin tasarlayacağı konusunda nihai bir karara varmadı dedi. Hilcott ikinci aşamanın iki ülke arasındaki son anlaşmadan sonra prototipin üretimi olacağını söyledi. Bu aşamanın muhtemelen 2021'in sonlarında veya 2022'nin başlarında başlayacağını düşünüyorum dedi. İki ülke arasındaki ilişkilere övgüde bulundu ve Türkiye'nin hala büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Akdeniz ve Ege'de başlayan gerilim sonrası harekete geçen Yunanistan, Fransa'dan Rafale savaş uçakları alacaktı. İki ülke arasındaki anlaşma sürpriz bir şekilde ertelendi. Yunanistan, Yunan Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına binaen Dassault Aviation Rafael savaş uçağı tedariki için Eylül 2020'de Fransa ile bir anlaşma yapmıştı. Söz konusu anlaşma ile Fransa tarafından Yunan Hava Kuvvetleri'ne 6 adedi yeni ve 12 adedi ise ikinci el olan 18 adet Rafael savaş uçağı tedarik edilmesi kararlaştırıldı. Edinilen bilgiye göre Yunanistan ile Fransa arasındaki söz konusu alımları kapsayan sözleşmenin imza töreni henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü ertelendi. Türkiye'de izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yayınlandığı ve reyting rekorları kırdığı Pakistan'da Türkiye ile ilgili flash bir karar alındı. Türkiye ile Pakistan'ın tarihi bir televizyon dizisi projesini birlikte hayata geçirme konusunda görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan İmran Han, Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden liderliğindeki heyet ile başkent İslamabad'daki ofisinde bir araya geldi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Görüşmede Balkan Savaşları sırasında Hint Alt kıtası Müslümanlarının rollerinin anlatılacağı Türk Lala isimli ortak tarihi bir diziyi hayata geçirme konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Han, Müslümanların Alt kıtada hüküm sürdüğü dönemin altın çağ olduğunu ve genç neslin bu dönemi bilmediğini vurgulayarak, başta Babür Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllar olmak üzere Müslümanların yönetimde söz sahibi olduğu dönemler ile ilgili daha fazla dizi ve film üretilmesi teklifinde bulundu. Değerli dostlar, bir sonraki haber videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.